maç. Şampiyonlukta iddiası olan Galatasaray'la oynayacağız. Kaliteli bir takım. Bundan önce de böyle büyük maçlar oynadık. Özellikle ikinci yarı başlayan Başakşehir-Beşiktaş maçı da. Çok da varlık gösteremedik. Ama iç sahada daha cesur, daha mücadeleci oynuyoruz. Ta ki gol yiyene kadar ki bölümde. Gol yedikten sonra maalesef oyundaki planlarımız da aksıyor. Motivasyonumuz da düşüyor. Bu zamana kadar hedeflediğimiz yere de açık söyleyeyim gelemedik. Ama bir çıkış arıyorsak böyle maçlar her zaman önemli. Bunu da hep anlatıyoruz. Ama bunu yapabilmemiz için de bireysel hatalardan arınmamız gerekecek. Bu maça da ona göre hazırlık yapıyoruz zaten. İnşallah Galatasaray'ın beklediği gibi değil, daha farklı bir formatta da açık söyleyeyim hazırlanmak istiyoruz. İnşallah hani bu sefer maça gelen taraftarlarımıza da iyi bir takım gösterebiliriz. Ama özellikle dediğim gibi bireysel hatalar, özellikle yan toplara da bir tedbir alacağız. Bugün ve yarın da ona yönelik ekstra antrenmanlar da yapacağız. Bu hatalara gidebilirsek yani inşallah herkesin istediği şekilde bir sonuçta alabiliriz. Zor gözükse de onun mücadelesini vereceğiz. Bakıldığı zaman sahada bir futbol takımı var. Ama dediğiniz gibi kamp ortamında 11 tane oyuncuyla başladık. Gelen oyuncularımızın birçoğunun da geldikleri takımda ne maçları var ne hazırlık dönemleri, kendileri bireysel hazırlanmışlar. Biz lig başladıktan sonra bu antrenman periyoduna girdik. Yani fiziksel anlamda toparlanmaya yavaş yavaş, daha veriler bile elimize öyle geliyor. Yeni başlıyoruz ki bunlar bizim için handikap. Bu handikapın üzerine işte Alexe'nin maçta ön çaprazları koptu. Ferhat'ın da maça hakem oyuna başlamadan işte sahaya çıktıkları anda hocam bir ağrım var diye geldi. Ve maç başlama düdüğüyle beraber çıkartmak zorunda kaldık ki onu da 4-5 hafta aramızda olmayacak. Bunlar bizim için handikap çünkü en azından ligin ikinci yarısından bu yana istikrarlı oynamaya çalışan ya da maç temposu artan oyunculardı. Bunları kaybettik. Onların yerine de şimdi diğer arkadaşları hazırlamak zorundayız ki bazı yerlerde de mevkisel anlamda değişik oyuncuları da oynatacağız. İnşallah onlar adına da hem bir fırsat olacak hem de takım adına inşallah iyi olur. Sanki alınmıyor gibi de bir oluyor ama sonuçta şu da var. Yani sahada futbolcularım ne yapıyorsa yaptıkları hataların hepsi sorumluluğu bize aittir. Bunun üzerine çalışmalar da yapıyoruz. Yapacağız da. Ama bir tek şey, oradaki paylaşımlardaki eksiklikte oyuncuyu bıraktığın an bir dalgınlık oluyor. Ne oluyorsa 5 maçta ilk yediğimiz goller maalesef piyan toplardan oldu. O da bütün oyun düzenini her şeyinde aksatıyor. O yüzden bugün de akşam 5'te defansa yönelik bu hataları yapmamak adına bireysel çalışmaları da yapacağız. İnşallah önlemini alırız. Yani ne kadar üstüne de dursak, ne kadar da şey yapsak bir aksilik bu şekilde de gidiyor yani. Normal şartlarda hani bizim de hani şu anki yapımızdan daha iyi durumda da olsak hani takımlar adına büyüklerle oynanan maçlar sıfır diye hesaplanır ama oradan gelecek sürpriz puanlar anlamında. Ben göreve geldiğimden beri özellikle ikinci yarı bu maçlara başlarken arkadaşlara söylediğim tek şey yani biz maç maç bakacağız. Önümüzdeki maçları hani diğerleri ilgilendirmiyor ama küme de düşsek hem mücadelemizi en üst seviyede yapmamız gerekiyor hem de ligin kaderini etki edecek bir takım olmamız gerekiyor. Bunu her seferinde dünkü toplantımızda da anlattık. Yani Karabükspor küme de düşse bu ligin gidişatında bir şeyleri değiştirmek için elinden geleni yapacak. Yapmak için en azından çaba sarf edecek. Yani buna kalitemiz, gücümüz yeter mi yetmez mi? Onu da maçta göreceğiz. Ama hazırlıkları ona göre şey yapıyoruz ki yani her maç bir umut. Maç 90 dakika son düdük çalmadan da hiçbir şey belli olmuyor. İşte inşallah oyuna iyi başlangıç yapıp bir direnç gösterebilirsek neden olmasın. Yavaş yavaş kalk. Kalk. Kontrole geçiyoruz. Bravo.
şey plafonu sahneye.